Sevgili dostlar merhaba ben Tufan Artok. Bu yayınımızda Tatlı Pınar Enerji'ye bakacağız. 6 saatlikte dolar bazlı grafikte bakacağız. 0.89, 0.97 tabandaki o kanalımız alıcıların güçlü olduğu bölge. Bir de turuncu renkli düşen trend çizgimiz var. Buraya kadar dayandığını görüyoruz. Kaufman hareketli ortalamayı bakın mavi bandımızın üzerine atmayı başarmış ama... Tabi burası baskı oluşturuyor. Bakalım burada kırılım gelecek mi? Ee, daha önce de Kaufman hareketli ortalamanın altındayken bakın kendisini yukarı attığında süper trend burada ala geçmiş. Güzel bir trend yakalamış. Sonrasında Kaufman hareketli ortalamayı aşağı yönlü kırdığında da bakın burada sata geçiyor. Şimdi burada Kaufman hareketli ortalamanın gövdeli yeşil bir mumla üzerine atmış. Değil mi? Şu anda üzerinde. Burada bakın yeni al sinyaline geçmiş süper trend. Fakat risk devam ediyor. Çünkü kırılım gelmedi. Yani hala şu banda tekrar sarkma veya bandın çatı bölgesi veya içine ihlal bakın buralardan hala buraya sarkma potansiyeli taşıyor bakın. Şimdi aşağılara bakalım. Mesela wave trend. Yeşil renkli dalga trend çizgisi kırmızı renkli sinyal hattını yukarı yönlü kesiyor. Burada yeşili yakıyor yani ala geçiyor. DMA'ya bakalım. Yönsel hareket endeksine. Sevgili dostlar burada e, siyah bandımız trendin gücünü ifade eden band ve 20 ile 25 arasında olmasını tercih ederiz. Şu anki konumu 19.50. Bakın burada 19.50. Yani bu şu demek siyah band 20'nin altında ise trend zayıf demek yani trendin gücü zayıf demek. Ama e, DMA'nın kendi ekosistemi içinde pozitif bir şey var. Mavi bandımız alıcıları temsil ediyor. Turuncu bandımız satıcıları temsil ediyor. Burada alıcılar satıcıları yukarı yönlü kesmiş bakın. Yani DMI kendi içinde her ne kadar siyah band 20'nin altında olsa da bu negatif olsa da alıcılar bir şekilde üstünlüğü ele geçirmiş. Turuncu bandı yukarı kesmiş mavi band. Bu da pozitif bir unsur. Yani aslında burada şunu görebiliriz. Trend güç kazanmaya başlayabilir. Yani siyah band kendisini 20 ile 25 arasına doğru atabilir. Ama bizim tercihimiz 25'in de üzerinde olması. Yani trendin güçlü görünmesidir. Ben DMI'deki görüntüyü siyah band... 20'nin altında olduğu için her ne kadar mavi band turuncuyu yukarı yönlü kesmiş olsa da yani alıcılar güç kazanmış olsa da e, siyah bandımız 20'nin altında olduğu için e, buradaki görüntüyü ben nötr diyorum. Çünkü burada bir pozitif bir negatif unsur var. E, DMA'yı nötr olarak adlandırıyorum. E, Wave al sinyali gelmiş. Burayı pozitif olarak adlandırıyorum. Çatıda olmamızdansa tabanda olmamız iyidir. Burası aşırı alım bölgeleri bakın. Tehlikeli sular. Buralarda olmayı tercih ederim. Hem en son al sinyali de gelmiş. Bu pozitif arkadaşlar. Kaufman hareketli ortalamanın üzerinde olması, gövdeli yeşil bir mum, pozitif. Süper trendin ala geçmiş olması, pozitif. Trend çizgimiz, düşen trend çizgimiz kırıldığı takdirde bakın belki bir retest yapar ve devam eder. Ama kırıldığı takdirde 1.15 dolar ilk hedeftir. 1.15'te tutunabildiğini görüyorsak bir sonraki hedef 1.24 dolar olacaktır arkadaşlar. Aslında genel olarak görüntü pozitif. Sadece DMA için ben nötr diyorum. E, Wave WaveTrend'de, Kaufman hareketli ortalamada, SuperTrend'de e, görüntü pozitif arkadaşlar. Burada önemli olan kırılımın gelmesi. Çünkü e, kırılım gelmediği sürece buralardaki mücadele hisseyi tekrar bu bandın içine atabilir bakın. Ve de e, biz yüzde 9800 seviyelerinde olduğumuz için orası bir hedefti Oradan küçük çaplı bakın çok büyük bir geri çekilme beklemiyorum. Tabii ki de haber akışları önemli ama oradan bir geri çekilme görebiliriz oradaki geri çekilme hisselerin büyük çoğunluğuna yansıyabilir. Tamamına tabii ki de yansımaz. Ama belki de önemli bir çoğunluğuna yansıyacak. Tabii o BIST 100'deki 9800'lerden olan geri çekilme bir düzeltme hareketi ve belki de bu hissemize de yansıyacak ve bu kanalın içine tekrar sarkacak. O sebeple kırılım gelmeli sevgili dostlar. Yani biz burada kırılımı göreceğiz. Bir retest ve devam hareketi göreceğiz. Bu konuda dikkatli olmak lazım. Haber akışlarını da takip etmek lazım. Kırılım geldiği takdirde 1.15 dolar ve 1.24 dolar hedef olur. Umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yorumlar yapmayı, videoları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.